Bu bölümde Orta Asya'da açılan okullarla ilgili talebe alımlarındaki mesela Gürcistan'da Ortodoks talebeler, Rusya'da, Orta Asya'da %5 oranında Rus öğrenciler, Arnavutluk'ta Katolik Arnavutların öğrencileri okullara kabul edildi. Bunun macerası nasıl oldu? Onu kısaca anlatmak istiyorum. Gürcistan tabii ki Ortodoks olduğu için okullara onlar dışında kimse almasını istemediler. Biz orada okul binası verdiler, okul yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci alınacak. Bizim de gönlümüzde Azeriler de var. Çünkü Azeriler bize sahip çıkan Gürcistan'da Karacalar Köyü ve çevre köyler, Beşon Köyü. Biz Sünni veya Şia ayırmıyoruz. Azeri olması yeterli. İstiyoruz ki Azeri öğrenciler de okulumuzda okusun. Yani %10, %20. Ama Gürcistan yetkilileri tavır koydular. Biz dediler sadece Ortodoks yani Gürcülere okul açacaksınız. Georgian olacak dediler. Başka azınlıkları da almayacağız. Biz azınlıkların okulları var. Hakikaten Karacak köyünde Türkçe, Azerice eğitim yapan okul vardı. Onu biz gezdik, okulu gördük, biliyoruz. Arif Muallim başında duruyordu. Şimdi emekli oldu. Kendi, hani o gün Rusya'da bile milletler kendi dillerinde eğitim görüyordu. Yani Gürcistan'da, Rusya döneminde Azeriler kendileri Azerice okulu, Gürcüce okumuyorlardı. Rusça mecburdu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef Türkçe mecbur, Kürtçe ders dilini yapamadık. Yıllarca yapılmadı. Bugün büyük fitnelere sebep eden yıllardır bu bir mesele. Rusya bile buna o gün izin vermiş. Özbekler Özbekçe eğitim görebiliyor, Azeriler Azerice görebiliyor, Kazaklar Kazakça görebiliyor ancak Rusça mecburi. Zaten Azeriler de normalde Gürcüce bir okula girmek istemiyorlar. Bizim eğitim dili İngilizce olacağı için okulun mecburen bizi de iyi bir samimiyetimiz var. Verelim diye niyetlendiler. Yoksa hiç onlar da Gürcü öğrenmeyi hiç istemiyorlar. Böyle bir gerginlik de var aralarında. Tabii arkadaşlarımız oradaki Mesut Bey rahmetli oldu. Onun ismini bahsediyorum. Allah rahmet eylesin. Uzun yıllar, 19 yıldan fazla orada kaldı ve devlet nişanı da almıştı kendisi. Sonra bir rahatsızlığından dolayı vefat etti. Allah cennete cemalle mükafatlandırsın. Toplantıda gündeme getirdiler. Hocam dediler bize oradaki biz Azerilerle temas halindeyiz. Onlarla hep görüşüyoruz. Çok yakın bize sahip çıkıyorlar. Allah razı olsun. Bunlar Gürcistan'da yaşayan Azeriler. Bunları okula almamızı istemiyorlar hocam. Biz okulu açmayalım mı demeye getirdiler. Hoca Efendi'nin işte ufkunu biz yakalayamadığımızı orada bir kere daha görmüş olduk. Dedi ki siz Gürcistan'da Ortodoks Georgian öğrenci almanıza izin veriyorlarsa alın dedi. Azerileri almıyorlarsa onlara izah edin. Bak böyle bir durum var. Bunlar şimdi istemiyorlar. Siz onun için bize darılmayın. Onları da ikna edin. Ve evet deyin dedi. Sizin de bir iki sene sonra samimiyetinizi görürler. Ve size bu sefer bunlara izin verirler. Önce bir şüphe ediyorlardır. Normal dedi. Bunu anlayışla karşılayın. Zaman içerisinde dedi yumuşama meydana gelebilir dedi. Çok ilginç. İlk defa toplantıda Ortodoks öğrenci okutacağız. Sırf Ortodoks. Bir oradaki diyelim ki 50-60 kişi alacaksak bir 5-10 tanesi Azeri olsun gönlümüz arzu ediyordu. Gerçekten bir sene sonra Batum biliyorsunuz orası Acara bölgesi. Acara demek Gürcülük'te ayrılmış, Müslüm olmuş. Acaristan diyorlar oraya. Yani Gürcülüğü bırakmış, Müslüm olmuşlara Acara diyorlar. Türkiye'de onlar Gürcü diyoruz Türkiye'de. Onlar da kendilerine Georgian diyorlar Hristiyan olan Ortodokslar. Ve bir sene sonra gerçekten Batum'da dediler ki sizin eğitimimizi beğendik. Orada da onlara okul açın dediler. Öğrenci almamıza izin verdiler. Birkaç sene sonra tabii Azeriler biraz Gürcü okumak istemiyorlar azıcık ama bizim eğitim dili İngilizce çok iyi onu da istiyorlar. Azerilerin bulunduğu bölgede bir okul binası vardı. Eski binayı aldık. O binada tabii %80'i orada Azeriler yaşıyor bölgede. İlçe merkezi Rus tabii dahil Rus tabii ilçesi. Gürcüler bir şart dediler ki yani bu okulda Gürcüce ders mecbur ders olacak. Yine Azerice ders verebilirsiniz ama İngilizce fizik, kimya, biyoloji, fen dersleri İngilizce olacak. Diğer dersler dediler şey olacak, Gürcüce olacak. Azeriler de bu okulu alabilirsiniz. Çünkü çoğu Azeri öğrenci. Biz orada Azerileri biraz ikna zorlandık. Dedik bakın bunu mesela yapmayın. Yarın bu devlette burada yaşıyorsunuz. Bu dili bilmeniz lazım.
Devlette görev alacaksınız. Uçuların yoksa dışlarlar görev vermez. Dil bilmiyorsunuz. Görev vermezler. Bu ülke bak yarın bağımsız oldu şu anda. Gürcistan bağımsızlığı elde etti. Siz bu ülkenin vatandaşı olarak bu dilini bilmek zorundasınız. Ve Azeri ikna ettik ve bizim okulumuzda Gürcüce dili mecbur oldu. Gürcüce dersler oldu. Tarihi vesaire. Azeriler bunu kabul ettiler. Azerice de ders vardı ayrıca. Böylece Azerileri ikna ettiğimiz çok memnun oldular Gürcüler. 200 sene sonra onları da ikna ettik ve hatta ondan sonra daha sonra ben biliyorum Ermenistan yakınında yine bir Azeri bölgesinde de ikinci bir okul yine Azerilere ait ama Gürcüce derse mecbur olan, eğitim olan bir okul açıldı. Maalesef geçen yıl Türkiye'nin yaptığı baskılar yüzünden Rustavi'deki okulun lisansı iptal edildi. Şu anda okul bu sene eğitime başlamadı. Maalesef bizim ülkemizde böyle bir yanlış uygulamalar devam ediyor. Orta Asya'daki Özbekler, Kazaklar, Azeriler, Azerbaycan, Türkmenistan buralarda da sınavlara öğrenci alıyoruz. Rus talebe %5 yani en oranda Rus talebe almak istiyoruz. Tabii orada bağımsız kurulunca niye Rus talebe alıyorsunuz diyorlar. Dedik ya bunlar da bu ülkenin vatandaşı şu anda burada yaşıyorlar. Yani zaten yıllardır Rusça hepsi biliyorlar. Yani onların da olması, beraber olmanızın size zararı olmaz, faydası olur, bütünleşmeye vesile olur. Onlar da ikna ettik. Üçüncü mevzu, geçen sohbette hatırada anlattığım gibi rahmetli Özal Mehmet Akif Koleji'ni açtı Arnavutluk'ta, Tiran şehrinde. Orada da sınav yaptığımızda %30'a yakın Arnavutluğu biliyorsunuz Katoliktir Arnavutlar. %70'i Müslümandır. O da İslam'ı ne kadar biliyorsa Enver Hoca'nın baskısıyla, zulmüyle ne kadar biliyorsa o kadar biliyor İslam'ı. Çok az biliyorlar. Ve okulda da hiç bir ayrım yapmadan. Sınav yaptık. İlk sene alınan öğrenci sayısı sanıyorum 80 civarında, 100 civarında öğrenci, 3-4 sınıf alınmıştı. Özal geldiğinde onları İslam Marşı'nı okudular Özal'a. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız dediler. Neyse. Orada da bu ayrımı yapmadık. Ve Hoca Efendi bunların hepsine izin verdi. Yani hoşgörü, diyalog, insanın burada dedi eğitim ölçütleri dedi. Dinlerine karışmayın dedi. Özellikle Ortodoks talebeler yüzünden orada bir papaz gelip onlara kendi dinlerini anlatabiliyor musunuz? Din dersinde, din dersi oldu. Rehberlik ve ahlak dersi içerisinde onlara ayrı onlara şey verdiler, ders verdiler. Bunlara müsaade edildi. Hoca Efendi'nin hoşgörüsüyle bundan meydana geldi. Yoksa bizim aklımıza kalsa biz onları kabullenmekte zorlanacaktık. Ama onu sonra gördük ki Katolik dünyasını etkilediğini gibi gördük. Ondan sonra İstanbul'daki Bartomeus'un Hoca Efendi'yle temasında bunun ciddi etkisi olduğunu gördük. Gürcistan'daki eğitimden. Bunu fark ettik. Rusya'daki %5 öğrenci Rus talebi okutmamızdan Allah'ın bir lütfu oldu. Kırgızistan'daki bir Rus öğrenci velisi Rusya'ya taşındı. Bir sene, 2 sene sonra. Ve Astarhan şehrine taşınmış. Mühendis kendisi. Astarhan şehri biliyorsunuz bizim Altınordu Devleti'nin eski başkenti. Tarihteki Altınordu Devleti'nin. Bizim arkadaşlarımız da rica ediyor müdür beylere. Ya diyor benim oğlum buraya geldi. Burası çok müsait. Gelin burada Ruslara okul açın. Ben burada size bina ve yer bakım yardımcı olacağım. Bir üst seviye bir mühendismiş. Gerçekten yardımcı oldu. Orada bir okul binası tahsis ettiler. Ve Rusya'da Ortodoks ve ateist %99'u diyebilirim belki 95'i neyse yanlış olmasın. Tamamen bu tür öğrenciler aldık. Hiçbir şeye de bakmadık. Ve de bu yaptığımız hareketin 95-96 yıllarında Sankt Petersburg'da okulaşmamıza vesile oldu. Daha sonra Moskova'daki o okulaşmamıza vesile oldu. Bunlar bu açılımlarımız, bu şekilde davranışlarımızın dünya üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu gördük. Bunları anlatıyorum. Yani eğitim hamlesinin Hoca Efendi'nin verdiği hedef dil bilen, fen eğitimi almış, dünya ile anlaşabilecek, teknolojiyi kavrayabilecek, ahlaklı bir nesil yetiştirmesi. Yani ahlak vermede illa din anlatma gerekmiyor. Kişilik, dürüstlük, ahlak, çalışkanlık, yalan söylememe, kötü alışkanlıklar sahibi olmama. Siz bu gençlere sadece bunu yapın. Hiç, özellikle Gürcistan'da en ağır gelen şey çocuklara Allah sözünü, Peygamber Hazreti Muhammed sözünü bir yerde kullanmayın. Devlet yanlış anlar. Bu gençler liseyi bitirince, 18 yaşından sonra Türkiye'de üniversite okurlar, Orta Asya'dan öğrenciler Avrupa'da eğitim alırlar derken bunlar gerçeğin ne olduğunu kendileri öğrenirler zaman içerisinde diye
bize bu konuda esnememizi, hiçbir şekilde onlara baskı yapmamamızı ama iyi insan olarak, ahlaklı insan yetiştirmemizi halinizle, davranışlarınızla, yaşantınızla, ahlakınızla öğrencilere örnek olun. Bu çok önemlidir dedi. Bu çocuğun yetişmesinde, ilerideki tercihlerini seçmesinde çok önem arz edecektir. Onun için sabırlı olacaksınız. O arkadaşlarımıza, eğitimci arkadaşlarımıza empoze ettiğini, anlattığını çok net biliyorum. Bunları anlatıyorum ki nasıl, hangi şartlarda bu okullar açıldı? Nasıl, neler yapmaya çalışıldı? Hangi şartlar içerisinde bunlara Allah bizi muvaffak etti? Nelerle baş başa kaldık? Bu çok önemliydi. Burada şunu da anlatmak istiyorum. Tabi okullar açıldı. İlginçtir. Bakın bir şey anlatacağım. Enteresan. 1992 yılında işte en son Aralık'ta Asya Okulu Arnavutluk'ta 27 okul Orta Asya'da açıldı. Daha önce bahsettim. 28. Arnavutluk'ta açıldı. Ben 1982'de Yamanlar Koleji'ni açtığımızda puanı belli seviyede ön kayıtta öğrenci aldık. Öğrenci sayımız 28'di. 10 sene sonra Orta Asya'da 28 tane okul açıldı. 1983'te Yamanlar Koleji'ne 60 kadar daha öğrenci aldık. 28 de vardı. 80 küsur oldu. Orta Asya'da bir sene sonra bu sefer 90 kadar okul açtık. 94 senesinde 130 okula ulaştık. Daha Afganistan'dan Pakistan'a, oradan dünyanın başka yerlerine, ülkelerine ciddi bir açılım meydana geldi. Ve Hoca Efendi'nin tavsiyesi dedi ki daha fazla okul açmayın artık 95 yılında. Bu okulların talebesi artıyor, binaların şart, fizik şartları zorluyor. Ek binalar gerekiyor, yatırı yatılı alınıyor. Türkiye'deki bütün vilayetlere görev verilmiş, büyük şehirlere 3, 5, 6 okul düşmüş, bölge bölge okullar verilmiş. Herkes, mütevelliler buna finansman bulmaya çalışıyor, ciddi maddi sıkıntılar var. Öğretmenler çok cüzi, bekarlar 200-300 lirayla, evliler 400-500 lira bir parayla geçinmeye çalışıyor. Şartlar çok zor. Yani çok zor şartlar altında 3 yıl içerisinde okul sayısı 150'ye, 146'ya yaklaştı. 143 veya 146 olduğunu hatırlıyorum. Yamanlarında 94-95 öğretim yılında öğrenci sayısı 146 idi. 3 yılda öğrenci sayıları da okul sayıları denk hale gelmişti. Ondan sonra biraz daha okulların fiziki şartların yenilenmesi, mütevelli olaya sahip çıkmaları, yurt dışına açılmaları ve bazı şehirlerin Türkiye'de kendi okulu yok, yurt dışına okul bakıyorlar. Misafir getiriyorlar, İstanbul, Ankara'yı gezdiriyorlar, kendi Çorum'a götürüyorlar, okulu yok. Bu sefer Türkiye'de okul açmaya başlandı her yerde. Herkes okul açmak istedi Türkiye'de de. Ve böylece hem yurt dışında hem Türkiye içerisinde eğitim hamlesi, okul hamlesi, çok ciddi kolejler açılmaya başlandı. O bu süreç, Orta Asya süreci bunu hızlandırdı. O dönemde bir hatırladım, 90-95'lerde de Afrika'da okullar açmaya başlandı biliyorsunuz. Allah'ın lütfu bu tamamen. Samimi gayretlerin, koşturmanın neticesinde bunlar meydana geldi. Ben burada kısaca Özal'ın 93'teki Arnavutluk gezisinden ve Orta Asya gezisinden bahsederek bu bölümü tamamlamak istiyorum. Balkanlara ilk defa rahmetli Özal'la beraber Zaman Gazetesi'nden Fehmi Koru, Alaaddin Kaya ve ben. O zaman ben Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeniydim. Üçümüz beraber geziye katıldık. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyası. Türkçe konuşan bir dünya. Ve biz Özal'ın yolu açmadan önce de Arnavut'taki okulu açmasıyla ilgili mesele kendisine arz edilmişti. Bunu da arz eden de şu an yurt dışında yaşayan Erdoğan Tüzün abi. Isparta bakıyordu oradaki okula. Rahmetli Özal'ın Erdoğan Bey yakın dostu diyebilirim. Çünkü işte yıllardan itibaren tanışıyorlar kendisiyle. O vesileyle Özal'a ulaştılar. Özal o okula açılmasını programına koydu. Erdoğan Bey'le beraberiz. O da geziye iş adamı olarak katıldı. Önce Bulgaristan'a gittik. Sanıyorum 17 Şubat 1993 diye hatırlıyorum. Bulgaristan'da Zaman Gazetesi çıkıyordu. Jivkov oradaydı. Biliyorsunuz daha önce Türklere karşı baskı yaptılar. Türkler Türkiye'ye, Bulgar Türkleri Türkiye'ye geldiler. Bir sürü şeyler yaşandı biliyorsunuz onları. Bir yumuşama oldu azıcık. Özal orada oraya gitti. O yumuşama ortamında ben orada Özal'a Zaman Gazetesi'ni gösterdim. O Civkov'a gösterdi. Bak dedi burada Türkler Türkçe gazete çıkartıyor. Bulgarca Türkçe gazete çıkıyor. Makedonya'ya geçtik. Makedonya'ya geçtiğimizde güzel Üsküp'te müftüyle görüştü. Yetkililerle görüştü. Üsküp'te kalmadık. O gün akşam da bizi Ohri'ye getirdiler. Özal orada ertesi sabah yine şehri gezdiriyorlar.
Ondan sonra kiliseye götürdüler. Ben de yanda baktığım bir tekke var ve cami var. Namaz kıldım, geldim. Kiliseden çıktı onlar. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Burada dedim bir tekke var dedim. Osmanlı sancağı var içeride dedim. Osmanlı sancağı var. Halveti tekkesi ve mescit camisi var. Bir de oradaki de 5-6 tane de şey böyle külahlı adamlar, külahları başlarında. Dervişler de orada. Özal uğrar mı diye bekliyorlarmış. Normalde programda yok. Ben de onları da görünce öyle namazı görünce hemen çıktım. Onlar da kesin çıktılar. Sayın Cumhurbaşkanım dedim hemen ya 50 metre yan tarafta. Burada dedim bir halvet tekkesi var dedim. Osmanlı sancağı var dedim. Orada dedim şeyler var. Dervişler de var dedim. Nerede dedi bu sefer şurada dedim, camide gözüküyor deyince Özal dönüverdi. Tabii herkes döndü. Sancağı gördü orada. Gerçekten hepimiz duygulandık. Gazeteciler falan hepimiz orada var, hepimiz vardık. Servet Armağan'ı hatırlıyorum. İşte Türkiye Gazetesi'nden Fevzi Kahraman'ı hatırlıyorum. Siyasi bürokratlar Volkan Bozkır Özal'ın danışmanı biliyorsunuz. Özal vardı. Tekkiye davet ettiler. Camiye davet ettiler. Özal camiye girdi içeriye. Camiye girdi. Küçük bir cami. Böyle 100 kişilik bir cami. Üst katta da bir yeri var. Camiye girince caminin ortasında sol tarafta bir kapı var. Kapı alçak. O dervişler de efendim dedi bizim tekkemiz burası. Bu sonra gazetede haber oldu. Onun için bu mevzuyu anlatayım burada. Tekkeye girdik. Herkes de başına eğdi Özal dahil. Çünkü alçak bir giyiyor. Bu mütevazili olmanın anlamı neymiş? O tekkenin kapısına girişine önce eğilecekmişim, mütevazı olacakmış. Öyle kibirle, gururla girmeyecekmişim tekkeye. O niyette anlattılar onu. Bu niyette dedi kapı alçak yapılıyor dediler. Özal oturdu orada. Tabii orada Özal otururken Özal enteresan. Tüm general miydi? Orgeneral Ali diye birisi vardı. Hava kuvvetlerindendi. Bir de başka birisi daha vardı. İki tane komutan vardı. Asker vardı. Askerler de camiye girince anlamadılar. Tekkiye girdiler. Onlar da girdi beraber. Tekke diye normal bir sade yerde oturulan yer divanları var. Böyle bir yer yani. Öyle tekke denilen caminin yanında bir oturma yeri gibi bir şey. Ama dervişler orada ilahi okudular birkaç tane. Özal dedi işte millet dedi, tarikat diyor tekke diyor işte bu dedi yani caminin yanında sohbet yapılan, dini şeyler anlatılan, nasihat yapılan bir yer dedi yani bir şey yok yani biz Türkiye'de bunu çok Türkiye'de bunu abartıyorlar dedi yani tekke zaviye deyince olayı büyütüyorlar dedi falan. Tabii bu ertesi günü Hürriyet'te Özal paşaları generalleri tekkeye soktu. Manşetiyle çıktı. 9 sıra manşet Hürriyet'te manşetti. Ortada biraz karıştı ama neyse Özal böyle bir şey yapmış oldu. Sonra akşam o gün otele döndük. Ertesi gün şeye gideceğiz. Arnavutluğa gideceğiz ertesi gün. Özal'ın bu koruması Musa Öztürk. Bize dedi ki ya dedi sizin dedi okul açın var ya dedi program dedi. Ankara'dan talimat geldi. O iptal edildi. Can güvenliği endişesi var. Neden yapılmayacak? Ben hemen Erdoğan Bey'e haber verdim. Dedim Erdoğan Bey böyle bir durum varmış dedim. Ankara'dan çünkü Özal programı koyuyor. Ankara'daki monşörler bunu istemiyor. Şimdi biliyor musunuz? Arnavut'taki monşörümüz de Büyükelçimiz Metin ismi hatırlıyorum. O da iyice beni dine karşı soğuk bir adammış. Allah'a emanet öyle gözüküyor vaziyet. O da bu işi kışkırtan da o. Güvenlik yok. Çok tehlikeli. Gitmesi istemiyorlar. Bir de Özal Cuma namazına gidecek. Tek camisi var. Meydanda meşhur camisi var. O camide de namaz Cuma kılacak. Ona izin vermişler beyefendiler. Ama okula gitmesinmiş. Ya okula şey yapılacak. Şurada İslam Marşı okuyacaklar. Türkiye bir okula şu orada. Türkiye'nin adına ne var bunda? Hazımsızlık da o günden başlıyor. Ama en son Müslüman geçinen, İslamcı geçinen bir miktar bütün bu okulları hepsi kapatmaya çalışıyor. Bu da ayrı bir maalesef. İroni mi diyeyim? Artık siz ne derseniz deyin. Özel haber verildi. Efendim Erdoğan Bey'le görüşmek istiyor, arzu ediyor dedi. Okulla ilgili meseleden dolayı. Biz Anadolu'da görüştük dediler bir sıkıntı yok. Her şey hazır burada her tedbir aldık bir sıkıntı yok burada dediler. Büyükelçi dediler istemiyor. Baştan bize kızıyor baştan beri bize reaksiyon gösteriyor. Hiç Büyükelçi bize yakın davranmıyor dediler Büyükelçi. Çünkü daha 92 ortası hiçbir Büyükelçimiz yok. 27 tane okul açtık. Burada büyükelçimiz var. Mani olmak istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Özal kabul etti bizi. Gece saat 10.30 falan. Gittik şöyle söyleyeyim. Özal böyle pijamalarını giymiş. Büyük bir tabii otelin kral dairesi var son katta. Kabul etti orada. Musa kapının dışında bekliyor. Yani bizi görüyor ama uzakta böyle. Salonun dışında kapısında bekliyor.
Semra Hanım bir ara geldi, hoş geldiniz falan dedi. Biz de hürmet ettik. O gitti. Ben yatıyorum dedi. Gitti. Biz Özal'la bir 20 dakika falan görüştük. Biz anlattık olayı böyle böyle. O da biliyor, program değişmiş. Dedi ben dedi yarın dedi okula geleceğim Erdoğan Bey dedi. Az eski hatıra birkaç şey bahsettiler. Ama netice Özal dedi ki askerleri ikna ederseniz dedi. Bir gün önce tekke girdi askerler caminin içinde. Ama bizim monşörleri ikna edemezsiniz dedi. Böyle katılar dedi. Ben dedi yarın okula geleceğim. Meraksız tedbirinizi alın. Cuma'dan çıkınca programları gözüküyor zaten. Cuma'dan çıkınca orada hazır olun. Orada okula gideceğiz. Rahmetli Özal'ın askerleri ikna edebilirsiniz. Ama bizim monşörleri ikna edemezsiniz sözü. Tarihi bir sözdür. Ve tabii çok sevindik, rahatladık. Arkadaşlara bir telefonla otelden haber verdik ki merak etmeyin Özal gelecek. Şimdi Arnavutlar da okul tedbir alıyor. Silah askerlerini koymuşlar, polisleri koymuşlar, etrafa tedbir almışlar. Elçilik bırakın diyor, gelmeyecek Özal diyor. Gidin diyormuş onlara. Biz arkadaşlar hayır biz görüştük gelecekmiş diyorlar. Böyle bir nizza var yani. Bir büyük elçi olarak en azından bir şey karışmaması lazım. Yaptığı hiç yakışıksız bir şey. Bu ülkenin insanına okul açmışız o ülkeye. Sen o okulda açan okula karşı reaksiyon gösteriyorsun. Biz dinciymişiz. Özal Cumhurbaşkanı görüşmesini yaptı. İçeri girdiler. Biz girince biz camiye gittik hemen. Fehmi Koru, Alatika'ya biz camiye gittik. Servet Armağan, ondan sonra Fevzi Kahraman, böyle birkaç kişi daha namaz kılanlar da camiye girdik. Özal da toplantıdan çıktı, camiye geldi. Cuma kılındı. Özal dedi, Erdoğan Bey dedi, gidiyoruz okula dedi. Ve dedi ki okula gidiyoruz diye emir verdi. Büyükelçi, bilmiyorum Cuma'ya girdi miydi ama oradaydı. Büyükelçi, kapıdaydı. Tabii efendim dedi Özal Bey dedi, okula gidiyoruz dedi. Ve tavır koydu. Bir şey diyemedi hiç. Ve okula gidildi. 80-100 öğrenci dışarıda dizilmişler. Özal'ın Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz kocaman böyle 5 metre 20 metre belki bilemiyorum lava asılmış. Orada durduk. Gazeteciler var, iş adamları var. Böyle 50-60 kişi çok kalabalık bir ekiptik. 30-40 kişi falan vardık bizde. Çocuklar bir İstiklal Marşı okudular. Hepimizin gözleri yaşardı. Özal da buna dahil. İkinci kata çıktık. İkinci kat yemekhaneymiş okulun içinde. Mutfak mı yemekhaneymiş. Özal tabii ikinci asansör de yok. Çıktı oraya kadar daha üste çıkmadık. Sınıflar var, yurtta var neyse. Yemekhanede bir bayan vardı ve başında örtü var. Önünde önlük var. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım deyince. Sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun dedi. Ben Türk'üm efendim dedi. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Ben efendim okul dedi yeni açıldı. Aşçı bulamadılar. Ben burada bu 180-100 talebeye yemek yapıyorum efendim dedi. Sen Türkiye'den niye geldin dedi. Ben müdür beyin eşiyim efendim dedi. Okul müdürünün eşi okulda aşçılık yapıyor. Bulamamışlar o anda insan. Yardımcısı da var ama aşçılık yapıyormuş. O zaman dedi ki insanlara bakın dedi işte fedakarlık bu dedi. Okul müdürünün eşi aşçılık yapıyor talebeye dedi. Bu ruh bizi canlı tutacak inşallah dedi. Ve Özal bu şey aşağı inince gazetecilere, Arnavutlara da tercüme ettirdi bunu. Bak böyle böyle yapıyorlar diye. Orada bunu anlattı. Gerçekten bütün arkadaşlarımız, Orta Asya'ya gidenler, dünyaya giden arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar, özellikle öğretmenlerimiz çok fedakarca okulu inşaatta çalıştılar, hademelik yaptılar, okul temizlediler, binayı açmaya çalıştılar, badana boya yaptılar. Her türlü zahmete katlandılar. Ama herhalde biz idareciler biraz havaya girdik. Havaya girince Cenab-ı Hak da nimeti elimizden aldığı gibi oldu sanki. Rabbim inşallah bir an önce bu Türkiye'deki sıkıntıları giderir. Yeniden yine okullarımızı yine mütevazi atmosfer içerisinde ihlas ile samimiyetle millete genç yetiştirme adına çalışarak yeniden düzeltmeye muvaffak oluruz. Ümit ediyoruz. Böylece bu sohbeti burada tamamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler efendim.